Evet, Efendilik'in 21. haftasında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Numan, yanımda Ali Can'la birlikte evet. Bu haftanın değerlendirmesini sunacağız. Son 4 haftada 3. kez mi? Son 4 haftada 3. kez sizlerle birlikteyiz. Bazı halimi. Taraflardan gelen tepkiler oldu. Hani geleceğim denilip gelinmiyor ya da hiç haftanın değerlendirmesine katılmıyoruz gibisinden. Hani çoğul konuşmayayım, kendi adıma konuşayım. Çünkü Alican her hafta sağ olsun burada sizlerle birlikte oluyor. Burada yardımcı oluyor fazlasıyla. Bugün de işi gücü vardı. Koştur koştur yine geldi ve beni yalnız bırakmadı. Kendisine burada sizler önünde de teşekkür ediyorum. Rica ederim. O zaman devam edeyim mi? Hani bizim... Edeceksin ona göre keseceğim. Neyle ilgili? Hani bazı tarafların işte gelmedik mi iddia etmesi. Senin sorun, benim sorunum değil ama kısa kes biraz. Tamam, yani en nihayetinde biz geleceğiz dedik mi geliyoruz sonuçta. Olabildiğince burada olmaya çalışıyoruz çünkü burayı seviyoruz. Haftanın sonuçlarıyla devam edelim. İlk günden sonuçları alalım. İlk gün sen yoktun. Evet, ilk gün ben yoktum. Niye gelmedin? Neyse her neyse. Spartak Bodrum haftanın açılış mücadelesi. Kazanan çıkmadı. 1-1'lik sonuç. İlk yarıda 2 gol geldi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı bir daha. Takımlar sağdan birer puanla ayrılmış oldu. Haftanın ikinci maçı bol gollü bir karşılaşmaydı ama bol golleri FBU kaydetti ve bunda da faktör sahalara dönen tatilden dönen Göksel abi 5 gol birden kaydetti. Tebrik ediyoruz kendisini. Baktığımızda Ramazan yine o maçta ön plandaydı. 2 asist 1 gol yanılmıyorsam. Serbay da etkiliydi. O da gol pasları verdi. O da 3 asist yaptı yanılmıyorsam. Farklı bir galibiyet oldu. 2 puana 7 golle ulaştı. Göksel'in katkısıyla özellikle 5 golle. 5 gollük bir katkı. 7-1'lik sonuç ortaya çıktı. Baktığımızda pazartesi gününün son maçında Atletico Hibrit ile Vol karşı karşıya geldi. Vol'un çıkışı sürüyor. Atletico Hibrit karşısında da kazanmayı başardılar. Soykan Vol adına bir gol bir asistle galibiyete önemli katkı sundu diyebiliriz. Pazartesi akşamının maçları bu şekildeydi. Ama Soykan sanırım sürekli gelemiyor. Gelemiyor, evet. Ama geldiği zaman da takıma ciddi katkı sağlıyor demek ki. Maçın ardından kendisini burada ağırladık. Röportajında da evet bahsetti zaten fazla gelmediğini. bir gol bir asist. Lik bir katkı Vol adına. Ahmet abi burada iyi misin Ahmet abi ya? Bayağı arkadaş şu an. Ya biz, çok mutlu Ahmet abi. O keyifli artık, günü bitirdi. Günü bitirdi. Rahat. Her neyse. Salı akşamına geldiğimizde ise ilk maç sen takip edebildin daha çok. Bahset istersen Calypso Goodfellas mücadelesi. Calypso Goodfellas mücadelesi Goodfellas'ın üstünlüğüyle geçti diyebiliriz. Yanılmıyorsam 4-2'lik bir maç sonucumuz var. Evet. Goodfellas adına aslında organize gelişen ataklar var. Sanırım son haftalarda biraz durgundu Goodfellas, evet. Ama bu hafta gayet iyi bir takım oyunu sergilediler. Calypso'yu da tebrik etmek lazım. Aslında Calypso da çok hani skora bakarsak çok düşmedi. Hani skor 4-1 iken özellikle hani 4-1 olduğunda genellikle takım morali bozulur, oyundan düşebilir ama Calypso aksine daha hırslı ve daha açık oynadı. Daha çok hücum etmeye çalıştı. Gol bulmaya çalıştı ama bugün sanırım pek de şansları yanlarında değildi. Düşüş devam ediyor diyebiliriz Calypso. Evet, özellikle hani ikinci yarı yani Calypso düşüşte, Goodfellas yeni başladı. Akut'ta da sanırım bir belirsizlikler oluyor. Bir çıkıyorlar, biraz bir düşüyorlar. Sonra konuşalım Akut'u. Bu maçta Mehmet 3 asist yaptı Goodfellas adına. Evet, Mehmet çok iyi performans gösterdi. 3 asisti. Evet, Erdinç'in de şutları vardı, uzaktan şutları. O da takımına katkı sağladı. Sonraki maç? Salı akşamının ikinci maçı. Akut öne geçti. Son sözü, son baskı söyledi. Son baskıyı yapmış oldu böyle. Evet, son baskıyı yapmış oldu gerçekten. 2-1'lik sonuç. Son baskı adına Sonay takımını galibiyete taşıdı. Bir gol bir asistle son baskı adına etkiliydi. Aynı zamanda son baskı 1-0 geriden geldi. Hani evet, direkt... Akut öne geçti. 2 gol sonrasında geldi ve 2 topları da direkten döndü son baskının. Evet, biraz talihsizlerdi bu akşam. O 2 top direkten dönmeyip golle sonuçlansaydı farklı bir galibiyet olacaktı son baskı adına diyebiliriz. Haftanın son maçında
Biraz kartların fazla olduğunu belirtelim. Evet. İtirazlar da özellikle vardı. Özellikle itirazlardan dolayı. Kararlara da itirazlar vardı. Maç içerisinde bunlar olabiliyor. Daha sonra zaten onlar değerlendirilir tekrar izlendiğinde vesaire, bunu söyleyebiliriz. Büyük Havlu ve Keyfe Keder karşı karşıya geldi. Büyük Havlu son bölümde 10 kişi kaldı. Keyfe Keder mücadeleyi ikinci yarıda açtı kilidi biraz diyebiliriz. 4-1'lik bir galibiyet haftanın son maçında Keyfe Keder takım adına. Ali Çapar ve Birkan Hoca ön plana çıktı. Bu maçta Keyfe Keder gol ve asistlerle, özellikle Ali'nin asistleri. Hani biraz önce bahsetmiştik Ali ile birlikte. 2-1 iken skor, maç inanılmaz çekişmeliydi. Hani Büyük Havlu geliyor, Keyfe Keder geliyor, gol bulamıyorlar. Ali'nin asistiyle, yani skor 3-1 olduğunda, daha doğrusu Birkan Hoca'nın golüyle kilidi biraz daha rahatladı. Evet. Hani kilidi açmış gibi oldu hani bir nebze. Sonrasında da 4. golü buldular ve maçı da 4-1 tamamladılar. Buradan tüm haftanın takımlarını da tebrik ediyoruz göstermiş oldukları performans nedeniyle. Bu hafta Nevizade takımını göremedik. Sahaya çıkmadılar. Neden? Bay mı geçti? Bay geçtiler, evet. Kolay soru oldu yani. Kolay soru mu? Evet. Neyse. Haftanın maçları bu şekildeydi. Yani bu hafta genel itibariyle geçen haftaya göre daha gollü geçti. Daha biraz daha keyifli ve biraz da sert geçmiş kartlardan anladığımız kadarıyla. Evet. Ama keyifli olması güzel. Yani bol gollü olsun o elbette. Nispeten iyiydi geçen haftalara göre. Yani evet. Soğuk olmasına rağmen şu an daha yeni sis çökmeye başladı mesela. Artık bilmiyorum, ilkbahara doğru geçiyoruz ama Mart'ta bir görmek lazım. Yine soğuk olur. Ya Mayıs'a kadar yolu var diyorum ben sana. Mayıs'a kadar. Neyse artık bakalım. Yani heyecanla artık şu haftanın 21. haftayı noktalıyoruz şimdi. Değerlendirmelere devam ediyoruz. Evet, değerlendirmelere devam ediyoruz. Bireysel değerlendirmeler. O zaman haftanın golüyle başlayalım. Haftanın golü Fire Dryer Futbol Brothers United maçından seçtik. Ramazan'ın kaydetmiş olduğu gol uzak mesafeden. Gelişine bir vuruş olması lazımdı. Yanılmıyorsam da 6-1 yapan goldü. Yanılıyor da olabilirim. Bu hafta biraz zihnen yoruldum maalesef. Ama Ramazan'ın golü. Ramazan'ın golü. Arkada zaten izlemişsinizdir muhtemelen. Ramazan'ı da tebrik ediyoruz. Bunun dışında bahsedebileceğimiz gollerimiz var mı? Benzer yakın. Sanırım Soykan'ın bir golü var. Ve Yağız'ın da aynı Yağız'ın aynı şekilde gelişini şutlarla, sert ve düzgün şutlarla bu hafta epey bir gol izledik aslında. Sen de bahsettin. Soykan'ın golü, Yağız'ın golü de aynı şekilde. Bunları da bahsedebiliriz tabii ki. Peki, haftanın kurtarışı. Aslında zorlandığımız bir nokta. Haftanın kurtarışı ilk mücadeleden 1-1'lik Spartak İstanbul Bordro mücadelesinde. Koray Spartak'ın kalecisi topu gönderiyor ama kısa düşüyor. Sonrasında atak şansı yakalıyor ama engel oluyor Koray o pozisyonda. Hani biraz da önde yakalıyor sanırım rakip, evet, oyuncu ama ona rağmen topu çelmeyi başarıyor. Evet, Koray müdahalede bulunuyor ve haftanın kurtarışı olarak değerlendiriyoruz. Koray'ı da aynı şekilde tebrik ediyoruz. Haftanın takımı. Haftanın takımı son maçta Keyfe Keder'in Büyük Havlu karşısında elde etmiş olduğu 4-1'lik galibiyet. Ekstra olarak da son baskıyı da belirtebiliriz. 1-0 geriye düşmelerine rağmen Akut'u 2-1 yenmeyi başardılar onlar da. Evet, son baskının geri dönüşü etkili oldu. Aynı zamanda Keyfe Keder de bu akşam çok etkiliydi. Yani Büyük Havlu'da bildiğimiz üzere hani her zaman ilk sıralarda yer alan bir takım. Topu, evet, paylaşmayı sevmeyen, iyi bir takım, oyunu gösteren bir takımdı. Hani buna rağmen Keyfe Keder'in iyi bir galibiyeti oldu. Yani tebrik ediyoruz her iki takımı da. Güzel, keyifli mücadeleydi. Başka artık ekleyebileceğimiz... Oyuncu. Haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncusu. Bunu bilmiyorum. Soğuktan sanırım beyin hücrelerim donmaya başladı artık. Ben zihnen yorgunum biraz. Sen nasıl bitiriyorsun? Niye? Ben de zihnen yorulamıyorum. Yani kullanmıyor muyum? Yok, sen yorulamıyorsun. Zihnimi ben kullanmıyorum. O yüzden soruları ben yine sana sormaya devam ediyorum. Haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncusu kim? Göksel 5 gollük harika bir performansıyla artık pir döndü dediğimiz durum. Hani gol oldu, yağdı değil, leblebi gibi attı artık. Hani ne tabir kullanırsak kullanalım 5 golün üstüne çıkamayacağız galiba. Artık çıkarsa 6 golle çıkar. İnşallah da çıkar. Biz de izleriz, keyifle bahsederiz. Football Brothers United'tan Göksel'i ayrıca tebrik ediyoruz gösterdiği performanstan dolayı.
Centilmenlik durumları da oldu. Son maçta da oldu vesaire. Atletico Madrid Vol maçında yanılmıyorsam Hakan ataktaydı. O sırada bir faulden dolayı yanılmıyorsam yine eğer durdu. Kendisi ataktaydı aslında. Atağı durdurdu takım adına, Atletico Madrid adına. Böyle bir pozisyon da yaşandı. Diğer maçlarda da buna benzer. Ha, Birkan Hoca'nın bu akşam faul, evet bir elle oynaması oldu. Ceza sahası dışında faul. Yani evet, penaltı değil tarzı. Özgür abi de, Özgür Kızıl Elma'da bahsetti. Böyle bir misafir geldi ama neyse. Misafiri artık almayalım çünkü aynen, kapanışa çok yakınız. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı bu haftayla ilgili? 21. haftayı noktaladık. Son 4 haftada 3 kez burada değerlendirmede birlikteydik Numan. Haftaya bilmiyorum. Haftaya umarım yine birlikte oluruz. Şartlar, şey imkanlar el verdiği sürece burada olmaya, ben özellikle şey seninle birlikte haftanın değerlendirmesini sunmayı şey çok seviyorum özellikle. Teşekkür ederim. Heh, hoşuna gitti değil mi? Evet, mutlu etti. O zaman biz 21. haftayı bu şekilde noktalayalım. Güzel bir haftaydı. Umarım önümüzdeki hafta yine bol keyifli güzel mücadeleler seyrederiz. Hep birlikte keyif alırız. 21. haftayı bu şekilde noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın. Hoşça kalın.